Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Özgür. Cem abiyle birlikte Donanım Haber'de yeni bir seriye başlayacağız. Farklı sektörlerden, farklı insanlardan böyle işinde iyi olan, işini düzgün yapan insanları ağırlayacağız. Burada bir burada bir sohbet edeceğiz. Birkaç tane de özel sorumuz olacak. Yani her programda sorumuz bir soru olacak. Bugünkü konuğumuzda Stratera olarak da tanıtabiliriz veya Dora olarak da tanıtabiliriz. Hoş geldin diyelim selam, öncelikle. Selam, hoş buldum. Daha söz bana gelmeden övülerek başladım. İşinde iyi insanlar falan. Evet, teşekkür ederim. Evet, ama öyle yani. Benim üstüme almayınca ben özellikle de forward ettim. Yani. Buradan diye de gönderdim. Yani geldi evet, gönderdim. Fark ettim ben zaten. Bir dönem falan bendim ama şimdi değil diye böyle. Hoş geldin. Estağfurullah. Hoş buldum. Teşekkür ederim öncelikle. Böyle bir serinin ilk konuğu yaptığınız için benim. Ya bu tabii uzun zamandır düşündüğümüz ama gerçekten seninle başlamak çok keyifli ve güzel bu anlamda böyle düşündüğümüzde. Bir de tabii senin son dönemde yaptıkların da aslında bunu perçinleyen işlerden bir tanesi. Bizim de gördüğümüz oydu. Tabii. Hemen konuşurken de aslında daha hani gelmeden önce de konuştuğumuzda böyleydi. Hemen ilk soruyla ben konuya da girme amacıyla şimdi şimdi bir video içerik üreticisiydin. Bir e-spor tarafı var. Şimdi artık bir oyun geliştiricisi diyebiliriz. Şimdi şu an için senin için hangisi öncelikli? Kendini hangisiyle tanımlıyorsun? Yani mesela dışarıda birisi sorsa işte mesleğin ne diye, ne iş yapıyorsun diye hangisi hangisiyle tanımlarsın? Biraz kişiye göre yanıt veriyorum. Çünkü işte daha böyle spor tutkunu bir insan gibi görünüyorsa e-spor sunucusu olduğumu söylüyorum. Daha ortalama bir insansa dijital reklamcılıkta çalışıyorum diyorum. Hiçbir zaman YouTuber demiyorum zaten. Çünkü YouTuber'la negatif bir algısı var. Genel toplum gözünde baktığınızda akla gelen isimler saçma sapan hareketlerle milyonlar götürüp rahat yaşamlar yaşayan ortalama altı zekaya sahip insanlar olarak görülüyorlar. Dolayısıyla hiçbir zaman YouTuber demiyorum zaten ama dediğim gibi bu ikisi arasında gidip geliyor genelde. Yani o zaman oyun geliştirici tarafıyla çok şey yapmıyorsun. Yok. Çok söylemiyorsun. Henüz değil. Henüz değil. Henüz o profildeki insanlara çok rastlamadım diyorsunuz. O yüzden de olabilir. Evet, bir de hani bu hala yapım aşamasında olan bir şey sonuçta bizim oyun geliştirme tarafımız hala bir süreç yani. Süreç derken kaçıncı oyun, üçüncü oyun olduğunu bugün konuşmamıza öğrendik aslında. 5 tane mobil oyunumuz var. Bunları bitirdikten sonra biz mobil oyun piyasasında aradığımızı bulamayıp ve yeterli aslında tecrübeyi de edinip bilgisayar sektörüne geçmeye karar verdik. PC'ye geçmemizle beraber önce bir tane deneme oyunu yaptık. Bir haftada. Mi Ave Express diye. Sonra da aynı anda 2 oyun geliştirmeye başladık. Biraz kitlemiz neyi seviyor ve biz neler yapabiliyoruz test etmek için bu 2 oyunu yayınladık. Şimdi buradan edindiğimiz tüm bilgilerle ben çok yapmak istediğim bir oyun vardı. Onun üzerine çalışıyorum. Ne zamandır peki uğraşıyorsunuz bunlara? Yani ne kadar zaman oldu mesela? İlk 5 mobil oyun dedin. İlk ne zaman bu yola çıktın? Bir 3 sene kadar oldu sanırım ya mobil oyun maceramız başlayalı. İlk oyunu yapmamız çünkü bizim bir 1,5 sene falan sürdü. Çok gerçekçi bir süre değil. Ben tam bu işleri bırakacaktım. Biriyle tanıştım. Ve onun motivasyonuyla devam etmeye karar verdim. Hani orayı kuruluş olarak alırsak 2 sene önce. Ha, güzel. Yani o kişi, o zaman tanıştığın kişi peki zaten sektörde birisi miydi? Ortağım evet. Güzel. Ha tamam, çok iyi. Yani çok uzak biri değilmiş, tamam. Peki, evet benim zamanında o hikayeyi de çok kısaca anlatayım istiyorsanız. Burak diye bir izleyicim var. Kendisi bir yazılım dehası. Böyle hani yazılım kitapları falan var. Ta benim YouTube'a başladığım ilk zamanlarda ben de yazılım mühendisi olduğum için imzalı kitabını hediye etmişti bana. Tam benim şirketi kapatacağım dönem onun bir tweetine denk geldim. Küçük bir oyun yapmış. Kimse de görmemiş. Çok da tatlı bir oyun. Dedim ki bak benim böyle bir oluşumum var. Tam vazgeçmek üzereyim. Gel sen bunun hani daha operasyon tarafıyla ilgilen. Ben daha marketing ve ideation kısmıyla ilgileneyim. Güçlerimizi birleştirelim dedim ve o an kurtulduk yani. Süpermiş abi. Evet, bir şirketin kapanmaması için böyle bir tweet demek ki gerekiyormuş. Peki sen nasıl karar vermiştin? Yani bu işlerin arasında ben böyle bir oyun şirketi kurayım, böyle bir mobil oyun yapayım kararını nasıl vermiştin? Ya kendim zaten dediğim gibi yazılım mühendisiyim. Oyunlara çok ilgi duyuyorum. Küçüklüğümden beri bu tarz şeyler tasarlamayı seviyorum. Bir yerden başlamak gerekiyordu. Güzel. Şimdi mobil oyun tarafı için aslında ben bir şey sorayım. Şimdi biliyorsun oyun tarafında zaten çok işli dışlısın. Mobil oyun sektörü biliyorsun her yıl iyice büyüyor ve şu anda oyun sektörünün zirvede olmasının sebebi mobil oyun sektörü. Orada böyle herkes her gün yeni bir stüdyo açılıyor ve genelde mobil oyun tarafı için bu hyper casual dediğimiz oyunlardan çıkıyor. Sizin ise yaptığınız oyunlar hangi türdeydi? Bir de yani tutmamasındaki sebep neydi mesela? Bir aslında tutmaması demeyelim. Mesela günün oyunu seçildik 2 defa Word Mojo oyunumuzla. Türkiye'de trendlerde hep en üst seviyelere çıkan tüm oyunlarımız. Düzenli oyuncuları olan oyunlarımız hala var ama mobil oyun sektöründe region lock dediğimiz bir durum var. ben Türkiye'de trend 1 oldum ya. Hı. Yunanistan, İran gibi komşu ülkelerde görünürdüğüm bile yok. Her birine ayrı marketing bütçesi ayırmam gerekiyor. Dolar olmuş 18. Benim global bir marketing bütçem yok. Oyunlarım hyper casual değiller. Casual'lar, dolayısıyla net bir hedefleme yapmam gerekiyor. Ve hyper casual oyunlardan nefret ediyorum. Hatta onları oyun olarak anmayı bile sevmiyorum. Bu sektör benim umduğum yöne gitmedi deyip ben geri çekildim o taraftan, öyle özetleyebiliriz. Sonra da Steam tarafına geçtiniz. Şu an işte en son 3. oyununuz çıktı. Hemen istersen orada şeye sorayım. Oradaki geri dönüş nasıl şu an için? Memnun musunuz? Yani mobil taraftan çok memnun olmadınız. Kesinlikle diyelim. Steam'den daha memnunuz. Çünkü bir kere bu hani bölgesel kilit yok. Yurt dışına erişim sağlıyor. Steam bizi çıktığımız an yurt dışında müşterilere gösteriyor ve bir şans veriyor bize yani. Şu an %15 civarında yurt dışı satışlarımız var. Hatta bazı oyunlarda yani ilk Türkiye'deki hype söndükten sonra %30, %40 Amerika'dan satışlar vesaire de oluyor. Dolayısıyla mutluyuz. Hani şu an dediğim gibi öğrenme aşamasındayız. Bu sene 3 oyunumuzla bilgi toplamak. İzleyicilerimiz neyi seviyor, biz neleri iyi yapabiliyoruzu denemekteydik ve oradan aldığımız bilgiler olumlu olunca biraz daha güçlü şekilde gireceğiz önümüzdeki sene. Evet. Nedir oyun peki? Oyunu biraz bahsedelim mi oyundan? Hangisi? Son çıkmış olan Lighthouse Keeper son oyunumuz. Böyle bir adada bir deniz feneri bekçisisiniz, minicik bir adada kaynaklarınızı topluyorsunuz. Deniz fenerinin bakımını yapıyorsunuz. Adaya gelen eski bekçinin tanıdıkları var. Onlarla belli bir iletişiminiz oluyor vesaire. Keşfedebildiğiniz 11 tane adamız var minicik. Onlar arasında küçük mini game'ler, puzzle'lar vesaireyle böyle aslında 5-6 saatlik küçük bir tecrübe. Fikri çok güzel bu arada. Evet. Yani sevimli bir. Deniz feneri evet. Sonrasında oradan genişletilebilir de bir sanırım altyapı var galiba. İşte 11 ada var, sonra o adalar genişletilebilir tarzında. Yanlış mı anladım? Oyunun geleceği için. Evet. Yok, oyunu content anlamında daha fazla geliştirmeyi düşünmüyoruz. Şu an böyle düzenli bug düzeltmeleri, küçük iyileştirmeler yapıyoruz ama hani oyun 5-6 saatlik bir tecrübe olarak kalacak. Anladım. Peki satış anlamında nasıl gidiyor? Şimdi son bir senede yani biz Steam'e giriş yaptığımızdan bu yana 15.000 kopya civarında sattık toplam tüm oyunlarımıza baktığımızda. Tabii bazı oyunlar daha iyi performans gösteriyor, bazısı daha kötü performans gösteriyor. Sonuçta bizim test oyunumuz olan $1'lık Mi Ave Express var falan. Onun biraz daha enflasyonu var. Mi Ave Express ya şahane yani. Bence çok güzel bir fikir ama birazdan mobil bir fikir açıkçası. Evet doğru. Ama isim de çok iyi, fikir de çok iyi. Yani gerçekten çok keyifli. Bir de o Stray'den sonra zannediyorum ama bu Stray'den önceydi. Yani aslına bakarsan şimdi zannediyorum belki tekrar bir dönüşte olabilir mi acaba? Derken bak. Eyvah. Dekoru yıkmayalım. Hemen. Tamam ben kendim. Tamam o zaman ben hemen iznine geçiyorum. Şimdi aslında başka bir soruya geçeceğim oradan ama geçenlerden Twitter'dan bir açıklama yapmıştın. Ben hani konuyu bildiğim için tekrar söyleyeyim, hani burada da açıklamış ol. Şimdi biliyorsun korsan artık hani özellikle doların 18 olduğu bir ülkede korsan artık biraz herkesin yöneldiği bir şey oldu insanlarda. Sizin oyunlarınız için böyle bir yaklaşım var diye gördüm. Bu konuda sizin hani bir yaptırımınız olacak mı? Ne düşünüyorsunuz bu korsan kullanımı hakkında? Yok zaten tweet'i görmüşsün dediğim gibi, o yüzden soruyorsun. Yani biz Türk sitelerinde de yabancı sitelerde, daha sonra yabancı sitelerde de oyunun korsanlandığını gördük. Ben önce Türkiye'de gördüm. Zaten daha çok Türk oyunculara hitap ediyoruz. Hani şöyle bir durum var. Bizim müşterilerimiz paranın %100'ünü oyuna veriyorum ve ben bu oyunu almak için alıyorum olarak değil. Ben sizin yapacaklarınıza inanıyorum. Türkiye'den kaliteli bir oyun stüdyosu çıkmasını artık istiyorum Türk bir oyuncu olarak ve bu yüzden size destek oluyorum diyerek alıyorlar. Bunun farkındayız. Dolayısıyla şöyle bir yaklaşım var. Sen oyunu denemek mi istiyorsun? Oyunu oynamak mı istiyorsun? Oyna abi, korsanla alacaksan korsanla al. Bizim şu an hani bizi destekleyecek olan kitleye hitap ediyoruz. Dolayısıyla da korsanlara herhangi bir müdahalede bulunmuyoruz. Bizim amacımız Türk oyuncuların oynayabileceği oyunlar yapmak. Bu yüzden bu kadar uygun fiyatla yapıyoruz. Bu yüzden insanların oynamasını istediğimiz için yapıyoruz. O yüzden de müdahale etmiyoruz yani. Peki yani Türkiye'de bir özel fiyatlandırma tarzı bir şey yapıyorsunuz galiba değil mi? Yanlış hatırlamıyorum. Doları biz de Steam'in standart kuru 2.1 civarında alıyoruz. Yani yurt dışındaki biri daha pahalıya alıyor bizden aslında değil mi? Tabii mesela Lighthouse Keeper $11 yurt dışında. Anladım. 200 liraya yakın bir fiyat. 10 kat daha pahalı. Evet. Yani evet böyle ya, şu anlamda kutlamak lazım. Birincisi zaten aslında sen sonuçta bu dünyadaki bu fiyatları biliyorsun ve aslında daha çok kazanç elde edebileceğin bir dünya olduğunu da biliyorsun. Fakat buna rağmen diyorsun ki ya Türkiye'deki kullanıcılar için bize yani Türklerin oynayabileceği bu kitleye ulaşacak bir oyun hedeflemek birincisi bu çok güzel. İkincisi bu fiyat konusunda da yani onu gerçekten böyle yaptığını göstermek anlamında somut bir yaklaşım. O anlamda hani ben de Türk oyunculara da teşekkür etmiştim. Gerçekten çok keyifli. Evet hani Korsan'da da şu kapı açık olması da yani bu söylediğinle yani evet sen aldın, Korsan indirdin, beğendin. Belki alacak bir fırsatın oldu. Al bu oyunu. Yani desteklemek istiyorsan bunu yeni al. Hatta yani... ve şöyle bir durum da var. Bizim bir tane geri dönen iade talebimiz yok. Ha çok iyi. Yani oyunu al, 2 saat oyna, beğenmedin mi? İade et. Ya hatta etme 20 lira. Yani 20 liraya ne alabiliyorsun şimdi? Evet. Yani biz gerçekten bir şeyler inşa etmeye çalışıyoruz. Ben bir kuruş almadım şirketin kasasından bugüne kadar. Hep bir şeyleri inşa edip şirketi bir noktaya getirmeye çalışıyorum. Evet. Yani ben insanların bundan 3 sene sonra Türkiye'den çıktı bu firma. Bakın bu oyunu yapan firma Türk diyebileceği bir oluşum üretmeye çalışıyorum ve çok bir şey de istemiyoruz insanlardan açıkçası. 5-6 saatlik tecrübeyi al, kütüphanene bir oyunu al, 20 TL'yi ver biz de bir şeyler yapmaya çalışalım. Buradayız yani. Peki şey soracağım, ben hemen gireyim bir soru var aslında sende var. Ya bu oyun üretme meselesini nasıl görüyorsun? Yani hem bir taraftan aslında senin sunduğun, anlattığın oyunlarla da karşılaştırınca bu oyun üretme sürecini nasıl görüyorsun? Türkiye'de bunun ne kadar profesyonel yapmak mümkün? Zor bir soru. Ya bizim ekibimiz çok genç, çok minik. Çünkü zaten tecrübeli kişileri tutmak kolay değil. Evet. Doların 18 olduğu bir senaryoda. Yani düşünsenize pandemi dolayısıyla şirketler çok evden çalışmaya başladılar. Siz de bizzat yaşamışsınızdır. Şimdi yabancı bir oyun firması gelip ben sana $2000 maaş veriyorum dediğinde benim çalışanıma ben ne yapacağım? Tabii. Ne yapabilirim yani? Benim bütün oyunumun bütçesi. O 2000 lira veriyorum diyor aslında. Hani öyle baktığın zaman. Hadi bilemedin 3000 lira veriyor. Yani kendi asgari ücretini veriyor. $2000 bile o arası için aslında çok düşük bir ücret. Ama hani bizde çok olduğu için insanlar yöneliyor yani. Tabii. Yani o yüzden de şimdi buradaki adama dediğin gibi nasıl vereceksin? Yani şimdi bugün dediğin gibi $2000 vermiş olsa yani aşağı yukarı 40.000 lira vermiş olacak. Senin belki 10.000 lira verdiğin bir adama. Belki 20.000 lira verdiğin bir adama. Yani dolayısıyla benim veteran tutmam şirkette çok zor bir şey zaten. Dolayısıyla hepimiz böyle idealleri olan yani üst segmentte ya bir şeye inandığı için çalışan insanlardan ve juniorlardan oluşuyoruz. Daha kıymetli ya gerçekten. Peki, şu anda hani açıklarsan belki kaç çalışan var toplamda? Çok değişiyor dediğim gibi kurulum sürecinde olduğumuz için. Mesela bir Unreal şu an bir startup 2 oyun denedik. Aslında. Dolayısıyla çıkanlar oldu. Mobil tarafını bitirdik, çıkanlar oldu. Şimdi stajyerlerimiz sürecini tamamlıyorlar. Lighthouse Keeper bitti. Yeni oyun için biz kaç kişiye ödenek verebiliriz, kaç kişi devam etmek istiyor gibi ama herhalde hani Eylül itibariyle bir 10-15 kişi arasında bir ekibimiz olacak. Gönüllüler dahil, stajyerler dahil, core ekip dahil şekilde. Güzel bir şey aslında. Yani şu anda yani birkaç böyle startup oyun geliştiricisiyle de konuşmuşluğum var. Aşağı yukarı onlarda da hani bu sayıda insan çalışıyor zaten. Doğru. Yani tabii bir tek oradan gönüllülük durumu olmuyor genelde. Ama güzel. Peki o zaman ben hemen bir soru daha sorayım. Şimdi geçen gün attığın o tweette de gördüm. Oradan aslında bir soru çıkardım. Şimdi başında da söyledin. Yani gelişip işte globalde bu stüdyo Türkiye'den çıktı. İşte şöyle bir oyun yaptılar diye. Burada aslında küçük de bir eleştiri yapacağım Türkiye'deki oyun sektörü için. Bizde biliyorsun sen de hani bir oyun çıktığı zaman genelde böyle hemen üst segmentten girmeye çalışıyorlar. Böyle grafikleri çok iyi olsun, oynanış olmasın, sadece W'ye basayım, yürüyeyim. Genelde korku oyunu oluyor zaten biliyorsun. Yani sizin tarafta böyle bir şey göreceğiz mi? Yoksa şu an daha çok bir oynanış üzerine oyunlarınız kurulu? Lighthouse Keeper'da benzer bir eleştiri aldık aslında. Biraz belki boyumuzun bir tık üstüne şey yapmış olabiliriz. Yani bir tık yutamayacağımız bir lokma çiğnemiş olabiliriz bazılarına göre ama şöyle diyeyim. Oyun evet mükemmel polishli değil mesela. Ve bu yönlerden eleştirildi. İşte ses efektleriyle ilgili bazı sıkıntılar vesaireden de ama baktığımızda biz oyuncuların %91'i pozitif yorum bıraktı ve şunu dedi. Ben 5-6 saat eğlendim. Fiyatı da buna uygun. Teşekkürler. Yani önemli. Ama hani limitimizi görmüş olduk mesela. Bunun daha üzerine çıkmaya çalışsaydık dediğin gibi böyle sallantılı bir oyun olabilirdi. Bu son anda yakaladık yani. Anladım. Yani işte oyun tarafında bazen şey çok unutuluyor. Yani oynanış oyun sonuçta oyun oynaman lazım. Onun yerine hani böyle grafik oluyor, ne bileyim sinematik bir deneyim. Evet. Yani genelde zaten korku oluyor çünkü o basit oluyor. Yani bir hikaye yazıyorsun, sonra işte şeyleri koyuyorsun, asetleri koyuyorsun, gidiyor. Ama işte oyunlarında daha çok böyle oynanış özelliğinde olduğu için ben özellikle bu adını unuttum. Mi Ave Express diyeceğim. Doğru. Onda mesela çok keyif almıştım. Evet. O tamamen oyun odaklı mesela. Çok güzel bir oyun. Peki buradan da şeyi sorayım. Biraz zor bir soru olacak. Şu an aklıma yani hiç düşünme fırsatı vermedik. Şu an ya, tabii ki hani hayalindeki oyunu yapmak için bir bütçe gerekli. Yani ne zaman işte hayalindeki oyunu yapacaksın diye bir soru sormayacağım. Bütçe lazım onun için. Ama bütçen var ve sınırsız gerçekten de. Hayalin ne zaman bütçe olacak? İlk yapacağın oyun böyle nasıl bir şey olur? Yani nasıl bir oyun var? İşte konu olarak olabilir, teması olabilir, türü olabilir. Ya benim şu an yapmak istediğim iki oyun var zaten. Biri bir Tower Defense. Tower Defense janrasının son dönem biraz unutulduğunu ya da gerek hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Böyle yoğun hikayeli, güzel grafikli, campaign usulü sağlam bir Tower Defense istiyorum. Bir tane de zaten çok yakında yapacağız, sürprizi bozmayalım. Evet, güzel. Dördüncüyü o zaman göreceğiz yani. Evet ya, ben 2022'de çıkarmayı umuyordum ama bu kadar hızlı yetişmeyecek. Bir de. Evet. Şu anda peki aktif olarak tek üzerinde çalıştığınız oyun bu mu? Bir de hani diğerlerinin bug'ların sorunu var sanırım. Evet, Lighthouse Keeper bir yandan yorumlar geldikçe düzeltmeler yapılıyor. Ve iyi bir noktaya geldi açıkçası. Buradan sonra çok yama gerektireceğini düşünmüyorum. Yani %99 çözdük oyunu. Yazılımcılarımız tatildeler Lighthouse Keeper'da çok yoruldukları için. Döndüklerinde bu yeni oyuna başlayacağız ve bu yeni oyun tek bir yazılımcının yapacağı bir projeye benziyor. O yüzden kalanlarla ne yapacağımıza da karar aşamasındayız. Güzel reklam. İki oyun beraber gideceğiz yani. Büyük ihtimalle. Böyle çok şey var mesela. Bir tane oyun vardı, hatırlayamadım şimdi. Terraria mıydı? Tek bir kişinin geliştirdiği. Güzel, işte sunum olarak da güzel oluyor. Bana da tek bir kişi yaptı bu oyunu. Tabii doğru. Düşüncesi. Tabii. De güzel. Bizimki tek bir kişi olmayacak tabii ama tek bir yazılımcı olacak. Çünkü ya oyundan oyuna değişiyor. Bu mesela oyun biraz daha sistemsel, biraz daha mekanik bir oyun olacak ve tüm parçaların birbiriyle çok net çalışması çok önemli. Bunu iki kişi yaptığın zaman otomatikman sorunlar ortaya çıkacak. O yüzden tek bir kişinin böyle mastermind olarak sistemi yazması gerekecek. Bu arada oyunların linkini açıklama kısmına ekleriz. Hani oradan denemek isteyen olursa. Özellikle çünkü dediğim gibi Mi Ave Express. Mi Ave Express benim. Şu an şöyle, bütün oyunlarımız paket halinde %10 indirimde. Ben direkt onu tavsiye ederim. Peki şöyle bir şey, hepsi için Türkiye'de bir özel fiyat mı yoksa? Hepsi için. Mesela Mi Ave Express $1, 2 TL. Çok ne? Ah be. Evet. Nerede o gün? Yani çok iyi. $1, 2 TL. Çok iyiymiş. Yani bir zamanlar hatırlıyorum ben onu. Evet. Öyle vardı, doğru. Yaşım müsait yani o anlamda. Sen ne gibi zorlukla karşılaştın? Onlar ne gibi zorluk beklesinler bu yolda? Yani ben oyun yapmak istiyorum. İşte tek kişi yani belki yola çıkacak. Hani bir yere katılması mı daha iyi olur? Yoksa kendi oyunu kendi geliştirip bir şeyleri denemesi mi daha iyi olur? Mesela mobil oyunda senin bahsettiğin o regional lock meselesi hakikaten çok enteresan bir konu. Steam'de hiç yok diyorsun. Dolayısıyla birisi bir oyun geliştirdiği zaman aslında yani geliştirmeyi düşündüğü zaman mobile geliştirmeyi düşünüyorsa belki sadece burada kalacak. Belki iyi bir iş yapmasına rağmen bir iş bile varmayacak. Ya, evet. Steam tarafında böyle enteresan bir şekilde açılma şansı var, görülme şansı var gibi. Yani Steam sanki bunun daha inkübatör müydü? Yani böyle sanki ona çok daha uygun bir yer gibi görünüyor. Öyle, kesinlikle öyle. Yani insanlar böyle o adam bir tane oyun yaptı, parayı kırdı diye konuşuyorlar mobil oyun yapımcıları hakkında ama o hikaye gerçekten öyle değil. Yani sizin oyununuzun aramada çıkması bile mümkün değil. Yeterince işlem olmadan her bir ülkede, benim bildiğim kadarıyla tabii ve tecrübe ettiğim kadarıyla diyeyim en azından. Dolayısıyla publisher'lara gitmek gerekiyor genelde. Publisher tarafında da hep hyper casual durumu var. Ben dediğim gibi hyper casual'ların oyun olduğunu bile düşünmüyorum. Reklam simülatörleri iğrenç yani. Sanki aşağı doğru gidiyor yani. Hyper casual. Yani şu an işte yani dediğim gibi hani Ezgi'den dolayı yani tanıdığım birkaç hyper casual stüdyosu var. Onlar da yavaş yavaş casual'a doğru geçiyorlar. Çünkü hyper casual, çünkü o pandemide ciddi patladı. Pandemi bölümü işi galiba. Bir de orada reklamlar bence. Özellikle bu Instagram'da falan, Twitter'da bir abuk subuk reklam çıkıyordu ya. Onlar hani çok işi üst düzeye çıkardı. Şimdi yavaş yavaş casual'a geçiyorlar. Yani artık hyper casual'dan çıkıyor. Ama aslında hala hani ben katılacağım. Çok böyle oyun gibi de. Çünkü sana bir şey sunmuyor aslında. Hani bas diyor ekrana, bir tane bas, ben yapacağım hepsini diyor. O yüzden orası biraz... Bir de yani gerçekten ayda 30-40 oyun çıkaran firmalardan bahsediyoruz. Bu kadar sürede Evet. Yani adamın baktığı tek şey şu: ben kaç TL'ye oyunu indirtiyorum, kaç TL kazanıyorum. Bir kuruş önde miyim? Bas $1 milyon reklamı, %1'ini geri al. Evet. Bu bak iğrenç bir şey. Bu oyun değil. Oyunun bütün sanatsal tarafını, bütün o eğlence tarafını, evet, şeyini yok eden bir mekanik. Ben gerçekten nefret ediyorum. Bu sektörden çok üzgünüm. Şey, evet. Peki o zaman buyur lütfen. Teşekkür ederim. Aslında bu bahsettiğim böyle şey değil mi? Çok gerçekten zorlu bir ikilem değil mi? Birbirini böyle ironik bir durum. Yani hem bir taraftan reklamla besleniyor. Reklam olmazsa oyun yürüyemiyor. Endüstri onu işte reklamla desteklemiyorsa göstermiyor. Göstermezse de oyun yani hak ettiği yeri hiçbir yerde bulmuyor. Ama bir taraftan da belki hiç yerini bulmayacak. Yani hiç gerçekten senin şimdi düşündüğün gibi oyun değeri olmayan bir oyunun belki de sırf bu sebepten dolayı insanların telefonda, işte cihazında yer kaplayıp vakit ayırdığı bir oyun haline geliyor. Böyle çok hakikaten sıkıntılı bir durum ya. Bunu sence çözülebilir mi bu yani? Ya şimdi çözüm var mı bilmiyorum, çünkü bir yandan endüstrinin doğal geldiği hal bu değil mi? Evet. Kapitalizmin sonucu. Tabii. Sektör nereye geldi? Bir taraf full hyper casual'a channel'ladı, yoğunluk o tarafta. Diğer tarafta full kompetitif. Bütün vaktini, evet, bütün paranı isteyen dev oyunlar haline geldi. Bravo. Benim mobil oyun tarafından beklentim şuydu: eski flash oyunlar gibi olması. Üzerine gerçekten uğraşılmış, kısa bir tecrübe sunan ve oynadığında çok mutlu olduğun, emekle yapılmış oyunlar olmasını bekliyordum. Tam aksine yok olan taraf bu oyunlar oldu ve bu, evet, benim bütün işte sektöre olan iştahımı yok etti mobil oyun tarafında. Kral oyun. Aynen aynen. Ben o janrayı bekliyordum. Onları. Ben zamanında Kral oyun diye site açmıştım, biliyor musun? Yanlış tıklayanların gerçek. Yani biz yanlışa girerse şey yaparım diye sonra kaldı. Ama bence güzel bir yatırımdı. Güzelmiş. Peki o zaman oyun tarafıyla ilgili son bir soru sorayım eğer senin de yoksa. Şimdi biliyorsun işte Rolik gibi, Peak gibi artık ülkemizde çok büyük stüdyolar var. Bunlarda bu tarz küçük, daha yeni startupları satır almasalar da hani böyle kapartsa onlara hani iş veriyorlar, onlardan proje alıyorlar gibi şeyler var. Ayda 40 oyuna ihtiyacın olduğu zaman. Tabii. Mesela Rolik'in benim bildiğim bir 20 vardır yani minimum. Tabii. Sizin... Onlar da azalttılar bildiğim kadarıyla. Tabii, evet. Bir şey oldu bu son dönemde ama. Evet. Sizin tarafta var mı böyle bir şey? Yani başka bir yere işte Rolik gibi büyük bir şirkete böyle bir danışmanlık vermedir veya bir gün... Biz Rolik'e ne anlatabiliriz yani? Rolik ya, Rolik için yani değil. Tabii de hani ya işte onlara bir proje satma gibi ya da gelirler. Biz publisher ararız. Bizim alt şirketimiz olun. Kendi yağımızda kavrulmayı seviyoruz. Biz her şeyi kendimiz yapabilmek istiyoruz ve yapamayana kadar öyle devam ediyoruz. Kaç milyon dolara satarsın alıyoruz diye. Neyse o zaman istersen yani son, yani çünkü hem içerik üretimi tarafında hem de e-spor tarafında da tanıyorsun. Orayla ilgili şöyle genel bir soru sormuş olalım. Hani o tarafta işler nasıl gidiyor? Var mı canını sıkan bir şey diyeyim mesela? Yo, güzel. YouTube tarafında mutluyum. Yani ben tabii artık içerik üreticilik eski hevesime sahip değilim. Çünkü 2000'den fazla videom var. Biraz iştahım... Senin bir de yanlış hatırlamıyorsam vergiyle ilgili bir yerde bir sorun olmuştu değil mi? Evet, sorunlarımız devam ediyor onları yaşıyoruz. Tabii tabii, ben tekrar incelemeye alındım. YouTuber kanun çıkmasına rağmen biliyorsunuz artık bizim vergi sistemlerimiz değişti. Yani ben sen bu vergileri vermemişsin, yanlış vermişsin, böyle olmayacak bu deyip 3 ay sonra evet YouTuber kanunu budur diye sistemi değiştirdiler ben cezayı ödedikten sonra falan. Evet. Bu sistemin geleceği belli mi değildi? Yani 3 ay sonrasının planı mı yoktu? Planı olmasına rağmen bana eski sisteme göre, olmayan sisteme göre mi ceza kesildi gibi bir sürü soru işaretleri sonuna var yani. Ama yani tabii. Evet. Can sıkıntısı için yeterli bir sebep gerçekten. O zaman evet. O 3 klasik soru. O 3 klasik soruya geçelim. İlk soruyu ben soruyorum hemen izine. Tamam. Şimdi şöyle, yine sana hiç düşünme fırsatı vermedik ama sonuçta artık hani sosyal medyada şurada burada her yerde varsın ve linç artık her gün bir şekilde linç yiyoruz yani. Normal yolda yürüyen bile linç yiyor artık. Yediğin en garip linçi soracağım sana. Hani artık ya bunu da linçlemeyin artık, saçmaladınız iyice dediğim bir şey oldu mu? Kesin vardır biliyor musun ama anlık aklıma gelmedi ya. Yok, hatırlayamadım. En iyi linçi hatırlayamadım. En yakını söyleyeyim mi? Lighthouse Keeper'la ilgili oldu şimdi. Oyunun ana kapısı var, tamam mı? Görev sana diyor ki git anahtarı bul. Eski bekçinin anahtarını bul ve bu kapıdan gir. Ama biz şöyle bir şey yaptık. Görev yönünün tam tersine dolanıp, yani Lighthouse Keeper arkasına geçip alt kata inip o kapıdan girersen kapı açık. Speedrun yapmak isteyenler ve ben görev dinlemem, kendim keşfetmek istiyorum diyenler için böyle bir açıklık bıraktık biz. Sevimli bir yol olduğunu düşündük. Adam yazmış ki oyuna bakmamışsınız bile, arka kapı kaçık diye yorum yapmış, tamam mı? Ben de bu yoruma dair tweet attım. Dedim ki ya biz burayı böyle bilerek açık bırakmıştık. Hani Keşke biraz da bize kredi versin. Ama ben onu fark ettikten sonra oldu falan. Cem Yılmaz'ın var arkada karavanı unutmuşlar ya. Koskoca karavan arasınız diyor. Bu tweet'i attım, tamam mı? Bak buraya kadar da okey. Gelen yanıt ne biliyor musun? Bilerek yapsanız neyse de siz Türk oyun firmaları böylesiniz. Bütün kötü yorumlara yanıt verme peşindesiniz falan. Allah Allah. Abi tam olarak bilerek yaptığımı anlatıyorum. Yani, bir dur beni bir dinle ne olur. Beni en azından yani yanıt verdiği şeyi oku, iki cümle zaten. Hani hiç bize hani şey bir kitle var. Gömecek yer bulayım. Tabii. Evet, çamur atacak aynen. Şeyi bulayım. Yeter ki bu crab mentality dediğimiz şeye sahip olan çok minik bir kitle var ve gerçekten çok yıpratıcı, çok üzücü. Ben hemen yani. Bir örnek vereyim o zaman. İşte geçtiğimiz yıl bu yılın başında Oscar töreninde biliyorsun Will Smith Chris Rock'a bir tokat atmıştı ya. Ben bunun işte bir zaman yani haber editörlüğü de yaptığım için. Ben dedim onun için. Yok benimki bambaşka bir iş. Bir tahmin edemeyeceksin. O hak etti mi? Haberin başlığını şöyle yazdım. Yumruk mu tokat mı anlamadığım için anlık boş bulunup yumruk yazdım. İşte Will Smith Chris Rock'a yumruk attı diye. Ve altında yediğim linç şu şekilde. O yumruk değil tokat. Böyle bir linç yedim ya. Önemli mi? Çok iyi ya. İkinci sorumuz da şu. Kendini en başarısız hissettiğin an hangisiydi? Hatırlar mısın? Süremiz bol bu arada, düşünebilirsiniz. Başarısızlık falan. Gömmek için ne kadar soru var. Bayağı negatiften gidiyoruz. Evet, kendimi en başarısız hissettiğim an. Veya belki de bir başarısızlıktan yani ders çıkardığın an, böyle bir şey de olabilir. Yani aslında şunu işte böyle yapmasaydık iyi olur dediğin ve... O tarz bir şeyden gideyim mi? Yakın zamanda öyle bir şey fark ettim. Şimdi ben yıllardır oyun fikirleri şey yapan ama sadece bir kısmını hayata geçirebilmiş bir insan olarak bu çok iyi fikir deyip sonra yapamadığım ve gerçekten çok benzer bir oyunun yapılıp çok tuttuğuna çok kez şahit oldum. Ve artık bu bana koymuyor, tamam mı? Hani ben alıştım, şey yapmıyorum ve sonra şunu fark ettim. Bu duygusuzluk iyi bir şey değil. Benim sinirlenip hırslanmam gerekiyor ki bir daha başıma gelmesin. Yani ben buna alıştım, aman artık bana koymuyor demek iyi bir şey değil. Yani kabullenip böyle bir savunma mekanizması geliştirmek, güçlü olmak değil aslında. Bundan etkilenmemek iyi bir şey değil. Kötü sanki bir şey. Bunu fark ettim yakın zamanda. Tersli bir konfor alanı gibi aslında sanki. Evet. O savunma mekanizması kötü bir şey aslında. Benim sinirlenmem, üzülmem, hırslanmam ve daha iyisini yapmam gerekiyor. Yani tepkisizlik kötü zaten. Şimdi tepkisizlik kötü. Yeni mi fark ettim? Yok yani daha şey. Bu soruları hep Özgür düşünüyor. Son sorumuzda şey. Şimdi biz sonuçta bir donanım haber olduğumuz için yani donanımla genelde işi dışıyız. Bir tane sen donanım, sen de haber. Zaten öyle değil. Yani bir tane donanımla ilgili de bir şey soralım dedik. Böyle son dönemde olur veya çocukluğundan olur böyle çıkan herhangi bir yazılım veya donanım. Oyun da olabilir bu arada herhangi bir şekilde. Yani teknolojide ucundan bağlı olan bir şey. Çok şaşırdın ya bu nasıl yapılmış, böyle bir şey olabilir mi dediğin bir şey oldu mu? En çok şaşırdın. Akıl uçuklatan değil ama aklıma ilgimi çeken bir şey geldi geçen. Onu anlatsam olur mu? Tabii. Bu zamanın Game Boy'larının ve hani böyle yeşil siyah ekranlı olan Game Boy'lar için üretilmiş bir aparat varmış, kamera. O zaman böyle 0.2 megapiksel şey çekebilen, böyle cartridge'den bağlıyorsun falan, fotoğraf çekiyor. Adam bunu profesyonel kameraya bağlayıp yarış fotoğrafları çekmiş ve aşırı HD retro oyun resimleri gibi olmuş. O kadar güzel olmuş ki yani böyle retro teknolojilerin bu şekilde kullanılmasını ben çok takdir ediyorum. Ve sanat amaçlı kullanılmasını çok takdir. O estetiği seviyorum çünkü ben. O çok ilgimi çekmişti, onu anlatayım. Kim olduğunu hatırlıyor musun? Hani? Yok hatırlamıyorum ama bulurum sana istiyorsan. Tamam, yani çok heyecan verici. Tweet atmıştım yani. Çünkü. Evet. O zaman tweet'den bu da bana şey hatırlattı. Bu şey oyun vardı ya. Atari'de. Aslında Atari olmayan NES 2000 bu ördek vurduğumuz Duck Hunt. Onun nasıl çalıştığını öğrenince, çünkü mesela şu anda bile çok yapılan bir şey değil. VR gözlüğü falan lazım. Onun nasıl çalıştığını öğrendiğimde nasıl yani şeymiş, bu silahın ucunda bir şey var, ışık var. Sen tetiğe bastığın anda ekranı karartıyor. Bir tek o vurduğun hedef parlak kalıyor. Sensör de o parlak şeyi yakalarsa vurmuş sayılıyorsun. Fikir olarak aslında çok iyi yani. Ekran... Ya aslında şey de olabilirmiş hani sadece ekrana bir parlaklık tutup ona sürekli yapsan da vuruyormuş sayıyor aslında seni. Ama tabii o zaman aklına gelmiyor bu. Direkt vuruyormuş sanıyorsun. Bu enteresan. Bu şeye benziyor. Sine 5 işe gözlerini kısarsan görüyorsun orayı. Şey vardı bir de. Aynadan bakarsan, biliyor musun onu? Öyle mi? O da mı var? Çok iyi. Ayna koyacaksın. Aynadan bakarsan gözüküyormuş diye bir geyik vardı. Ben şey okumuştum ya. O yorum çok iyiydi. İşte Fatih diye bir hoca var. Okuyunca sinebeşi çözüyormuş diye bir şey vardı. Arkadan görünce böyle nasıl falan diyeceğim. Çok tepkiyle böyle çözüyor. Böyle bir şey inanmak da garip yani. Yani aynadan çözüyor bakınca. Yani, şifre çözdüm. Aha çözülüyormuş falan diye. Enteresan. Evet, böyle bir anı. Evet. Gerçekten eskilerden böyle tatlı bir anı. Peki Dora çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten keyifli bir sohbet oldu. Hem de oyun tarafıyla ilgili olduğu için de bu güncel tarafla ilgili başka bir sorunuz yoktu değil mi? Yani böyle yok. Kapattım ama. Yok sorumuz yoktu. Yani şey varsa gene gömeceksen yapacaksan soralım. Yok şimdi. Yani şey negatif bir soru varsa başka ilginç. Negatif falan. Sorular senin aklına geldi. Neyse ya umarım bu arada çok hani başarılı olursunuz oyun tarafında. Çünkü hani büyük bir sektör ama orada şey yakalamak da zor, başarı yakalamak da zor. Oyunlar ya çok güzel fikirler var. Oynanış anlamında böyle hani kastınız için özellikle benim çok hoşuma gidiyor. Teşekkürler. Umarım müthiş olur evet. Her şey. Zaten oyunları da aşağıya bıraktık. Oradan da ben de buradan hani desteklemiş olan herkese teşekkür edeyim. Şey de yanlış anlaşılmasın, negatif yorumlar için. Gerçekten onlar da bize çok şey katıyor çünkü oyuncunun ne beklediğini görmüş oluyoruz. Onu düzeltme şansımız oluyor. Yani o eleştiriler de bizim için çok kıymetli. Sadece hani doların 18 olduğunu ve gerçekten kaynaklarımızın cidden sıkıntı. Hani evet. Bazı bana da senin kısıtlı kaynaklarından. Ben senin müşterinim yapıyor. Bu beni çok kırıyor. Ben müşteri olarak görmüyorum seni abi. Ben bravo. Hep beraber bir şey inşa etmeye çalışıyoruz olarak görüyorum. Gerçekten niye bizim hala bir elin parmakları kadar böyle saygıdeğer oyun stüdyomuz var. Bunu evet. Arttırmamız lazım. Bunun için de hepimizin bir şeyler yapması lazım. Biz vakit, emek ve bütçe veriyoruz. Sizden de azıcık anlayış ve destek bekliyoruz. Hani müşteri olarak görmesinler kendilerini. Tek ricam o. Bence evet son mesaj olarak bu kalır. Evet. Çok güzeldi gerçekten. Altına ben de imza atarak tamamlayayım o zaman. Çok teşekkürler tekrardan geldiğin için. O zaman ben sözü size bırakıyorum Özgür Bey. Teşekkür ederim. Evet yeni serimizin ilk videosunda konu Dora Özsoy'du. Tekrardan çok teşekkür ediyoruz. Bu arada hani kimleri görmek istersiniz onları da yorumlar kısmında belirtebilirsiniz ekstradan. Onu da söylemiş olalım. Cem Bey de istemiyorlar falan diye altına yazmıştım. Sen de yaparız ekstra. Cem Bey de buradaydı. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.